Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Meltem Hacı. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Önce siyaset diyoruz. Sandık için geri sayım sürerken Yüksek Seçim Kurulu da partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini kura çekerek belirledi. HDP ve DSP kura çekimine katılmazken seçime ittifakla giren partiler de liste mesaisi yapıyor. Cumhurbaşkanı adaylarından sonra partilerin de oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı. Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi de kura çekimine katılmayacaklarını ve birleşik oy pusulasında yer almayacaklarını belirtmişlerdir. Seçime Yeşil Sol Parti adı altında girmeye karar veren HDP pusulada olmayacak. Erdoğan'ı destekleme kararı alan DSP de AK Parti listesinde girecek. O karar parti ve il yönetiminde istifalara neden oldu. Cumhur İttifakı'nın kendi içerisindeki sıralamasını belirlemeye geçiyoruz. YSK'daki kurada ittifakların kendi içindeki sıralaması da belli oldu. Cumhur İttifakı'nda BBP 1, AK Parti 2, Yeniden Refah 3, MHP ise 4. sırada. Millet İttifakı'nda ise Gelecek Partisi 1, Demokrat Parti 2, DEVA 3, CHP 4, İYİ Parti 5 ve Saadet Partisi 6. sırada yer alacak. Millet İttifakı 18. 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek pusulaların basımına 12 Nisan'da başlanıyor. Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslimi için süre yarın saat 17'de doluyor. Cumhur ve Millet İttifakı'nda listelere son şekli veriliyor. Millet İttifakı'nda Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi CHP listelerinden seçime girme kararı almışlardı. YSK'ya teslim edilecek listede 4 partinin milletvekili adayları CHP'de yer alırsa oy pusulasından düşecekler. CHP ve İYİ Parti'nin 15'e yakın ilde ortak liste yapmaları, illerde güçlü olan partinin listesinden diğerinin aday göstermesi bekleniyor. AK Parti'de de en az 3 dönem milletvekilliği yapmış 73 isim tekrar aday gösterilmiyor. Mevcut kabinedeki bakanlar 1. sıradan aday olacak. 70 dönemde bakanlık yapmış isimler de liste başında yer alacak. MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'in, Meclis eski başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in de listeye girebilecekleri kulislerden sızdı. 1.662.000 depremzede seçmenin ise adreslerini taşımadığı açıklandı. Yani sandık günü memleketlerine dönmezlerse oy kullanamayacaklar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi mesaisinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattının açılışını yaptı. Sandık rakibi Kılıçdaroğlu'na seccadeli fotoğrafı üzerinden tepki gösterirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi. Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemiyorum. Seccade tartışması üzerinden bir kez daha sandık rakibi Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP liderine tok tepkisi de gösterdi. Bay Bay Kemal ne diyordu? Hani bunun fabrikası? Fabrikasının adresini vereyim sana Gemlik'te. Peki dedi bunları kime satacaksınız? Bizi topa tuttular. 177 bin talep oldu. Daha bir ayda. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattı açılışından verdi mesajlarını. Metro hattını İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamadığı için devraldık dedi, İmamoğlu'na yüklendi. Kimse kusura bakmasın. Birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün be gün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Millet İttifakı'ndaki 4 partinin CHP listesinden seçime girmesi de vardı gündeminde. 4 tane yavru, hepsi
CHP'nin yanında yer aldılar. Ama biz milletimiz de buradayız. Fazla bir şey kalmadı. 35 gün durmuyoruz. Ve inşallah sandıkları patlatmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür iktidara yürümeye var mıyız? Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın iftarına katıldı. Mermeli grup konuşması üzerinden Akşener'e de sert tepki gösterirken demokrasiye saygısızlık dedi. Bahçeli'den teşkilatına provokasyon uyarısı da geldi. Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Hedefinde İyi Parti lideri Akşener vardı, mermili grup konuşmasına tepki gösterdi. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak, çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmemek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır. MHP lideri Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı iftar programında konuştu, provokasyon uyarısı yaptı. Sizlerden beklentim kavgadan ve sonu olmayan tartışmalardan mutlaka uzak durmanızdır. Kışkırtmalara ve tahriklere asla kapılmayınız. İstenen, beklenen ve mayalanan kardeş kavgasıdır ve bu oyuna gelmeyiniz. Sizin yeriniz sokaklar değil. Bahçeli sözlerini sandık mesajıyla bitirdi. Tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'mize sahip çıkacağız ve bu süreçte Türk gençliğinin iradesi geleceğin yol haritasını belirleyecektir. Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'da ilk sevkiyat süreci başladı. Tırlara yüklenen araçlar Türkiye'nin dört bir yanına dağılmak üzere yola çıkarken TOGG kabine üyelerinin de makam aracı oldu. TOGG'lar tırlara yüklendi, yollara düştü. Türkiye'nin otomobilinde sevkiyat böyle başladı. Türkiye'nin otomobili yollarda olacak demiştik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bireysel olarak TOGG almak için çekilişe katılmış ancak kurada adı çıkmamıştı. Arkamda gördüğünüz araç şahsi aracım değil, bakanlığın aracı, makam aracı. Bakan Varank İstanbul Üsküdar'daki programına TOGG makam aracıyla geldi. Tüm kabine üyelerine de birer adet TOGG teslim edilmeye başlandığını söyledi. Güle güle kulağın. TOGG'a el koyacağız Sayın Bakan. Kültür ve Turizm Bakanı Nuriye Ersoy yeni makam aracını teslim alırken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de aracına resmi plakayı taktırdı. Bakan Nebati yeni makam aracıyla ilk test sürüşünü de kendi gerçekleştirdi. 1,5 milyon EYT'linin ilk maaşında hesap hatası mı yapıldı? Dikkat çeken bu iddia SGK uzmanlarından geldi efendim. Maaş farklarının 5500 lira üzerinden hesaplanması karışıklığa neden oldu. Kıst ödemeler 5500 lira alt sınır üzerinden hesaplandı. Bu durumda olan yaklaşık 1.2 milyon EYT'li var. EYT'linin ilk maaşında 1066 lira ile 1800 lira arasında kaybı var. Dikkat çeken iddia işin uzmanından geldi. Maaş farkı 5500 lira üzerinden hesaplanan EYT'liler eksik maaş alıyor. İlk ödemelerde, ilk kıst aylıklarda hesap hatası var. Uzmanlara göre SGK merkezlerinde yaşanan yoğunluk bazı EYT'lilerin maaşları hesap hatasına neden olmuştu ve yeni iddialar da ortaya atıldı. O iddialardan biri de kök maaşı 5500 liranın altında olan EYT'liye eksik ödeme yapılması. Ödeme günü 18'i olan kişi için 17 günlük kısmi ödeme yapılacak. Buna kıst aylık deniyor. Bu aylık Nisan 2023 ödeme döneminde. Fakat alt sınırın altında kalan aylıklarda 17 gün için 5500 lira kullanılacak.
Daha sonraki dönem için alt sınır aylığı ilgiliye 7500 Türk lirası olarak gönderilecek. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkaran düzenleme Nisan ayında devreye girdi. EYT'liye 1 Nisan'da bağlanan maaşla birlikte ödeme dönemi de başladı. Ama Mart ayında dilekçe veren EYT'linin fark ödemesi 5500 liraya göre yapıldı. EYT'li eksik hesaplanan farkı SGK'ya başvurarak geri alabilir. Oysa bu kişilere ödenmesi gereken tutar 7500 lira üzerinden hesaplanmalıydı. EYT'liler aylıkları ile ilgili alt sınırın altında kalmışlarsa 7500 Türk lirasından 5500 Türk lirasını çıkardıktan sonra 2000 liranın gün karşılığını talep edebilirler. EYT bekleyen Bağkurlu'ya da bir müjde yolda. İşverenlerin sağladığı istihdama göre emeklilik prim gün sayısında değişiklik olacak. Yani Bağkurlu'nun emekli olması için gereken 9000 prim gün sayısının düşürülmesi gündemde. Kırmızı mercimek, ceviz ve pirinç. Şimdi etiketleri görenler şaşıp kalıyor. Aslında üçü de Türkiye'de üretiliyor ama yerli olanlar yurt dışından ithal edilenlerden daha pahalı. Show Haber ekibi bunun nedenlerini araştırdı. Az üretilince pahalı oluyor tabii ki. Kendi ürünlerimizi neden kullanmıyoruz ki? Yerli mal bence pahalı olmaması lazım. Dışarıdan gelen pahalı olması lazım. Ama tam tersi. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı tabiri de deyim yerindeyse tarihe karıştı. Mercimek, pirinç, ceviz, badem yerli ürünlerin fiyatı ithalleri solladı. Fırsatçılıktan tabii, ne kadar vicdansızlık, merhametsizlik bu. Türkiye'de 2022'de 228 bin ton kırmızı mercimek üretildi. İthalatsa 507 bin ton, yani arada adeta uçurum var. İşte bu market fiyatlarına da yansıdı. İthal kırmızı mercimek 20 lira 50 kuruştan satılırken yerli kırmızı mercimeğin etiket fiyatı 24 lira 50 kuruş. Şu andaki markette satılan ithal malların çoğu eski mallar. Yani 2021'in ürünleriydi. Şu anda çok fazla üretim yok. O yüzden başka neden olacak? Yerli üretimin azalmasında maliyetlerin artışı kadar kuraklık da etkili. Yerli arz talebi karşılamayınca Türkiye mercimeği ağırlıklı olarak Kanada'dan alıyor. Kanada'da mercimek üretiminde ciddi destekler söz konusu. Haliyle fiyatta daha düşük kalıyor. Kuru yemişte de durum farksız. Türkiye ceviz üretiminde dünyada 4. sırada. 2021'de 325 bin ton ceviz ürettik ama markete gelince işler değişiyor. Yerli ceviz 99 liradan satılırken ithal cevizin fiyatı 69 lira. Eski mal olunca da ithala çift firmalar eline çıkarmak için hepsini marketlere ucuz verdiler. Marketlere de ucuz satıyor. 10 kere daha pahalı olsa yerli alırım. Pirinçte de tablo aynı. Yerli üretimin raf fiyatı 28 lira 50 kuruşken Çin'den gelenler 19 lira 50 kuruşa satılıyor. Yani arada 9 liralık fark var. Kimse ekmiyor. Niye uğraşsın yine millet? Sizce mantıklı mı bu? Yani çok değil galiba. Değil mi? Yerlinin daha ucuz olması gerekmez mi? Evet, öyle olması gerek. İthal ürünler yerlinin yerini tutmuyor ama tüketici fiyata bakarak son dönemde ağırlıklı olarak tercihini ucuz olandan yana kullanıyor. Yani çiftçi de kaybediyor. Büyükçekmece'deki delik deşik binayı ekranlara getirmiştik. Apartman sakinlerinin iddiasına göre mülk sahibi oturanları kaçırmak için bu binaya kasten zarar veriyordu. Haberimizi ihbar kabul eden Büyükçekmece Belediyesi ekipleri bugün soluğu o binada aldı ve Show Haber de oradaydı. Kesinlikle ceza almalarını istiyorum. Binadaki bu işlemleri yapan kişi hakkında ceza işlem yapılacak. Buradaki insanları mağdur etti. Buradaki insanların hayatını da tehlikeye attı. İddiaya göre mülk sahibi kentsel dönüşüme sokabilmek için kendi binasına kasten zarar verdi. Mülk sahibi ise apartman sakinlerinin suçlamalarını reddetti. Amacım tadilattı dedi. Zarar vermiyorum, ben tadilatını yapıyorum. Bantolama yapacaktım. Dün Büyükçekmece'deki bu delik deşik olmuş binaya ekranlarınıza getirmiştik. Binaya zarar verip bizi buradan çıkarmaya çalışıyor. Haberimizden sonra Büyükçekmece Belediyesi harekete geçti. Bina hakkında inceleme başlattı. Haber biraz da ihbar kabul ederek teknik arkadaşlarımız hemen bugün itibariyle binaya geldiler. Devam eden bir rapor süreci var binanın riskli olup olmadığına ilişkin. Mülk sahibi binanın perde betonlarını kestirmiş, karot almak için kolonları 30 yerden delmişti. Perde betonun olması daha güçlü olmasını demektir. Onun kesilmiş olması da o gücün biraz daha azalmış olması demektir. Falan kestirmedim ben. Hayır, perde betonu kesilir mi ya? Şu an bina sakinleri Büyükçekmece Belediyesi'nin aslı tahliye kararını okuyor.
Efendim dün konuşmuştuk sizinle. Binaya zarar verdiğini dün söylemiştim, perde betonlarının da kesildiğini. Zaten amacı da bizi bu binaya zarar verip çıkarmaktı. Biz çıkmak istemiyoruz evimizden. Kim malına zarar verip? Oradan bana kira geliyor. Ben oradaki kiralarla geçiniyorum. Bu rapor tamamlandıktan sonra zaten bina riskliyse otomatikman zaten bina yıkılacak. Güçlendirilmesini istiyoruz çünkü yıkılacak bir bina değil. Betonlar da zaten sağlam. Binamızın verdiği zararı karşılamasını istiyoruz. Bazı AVM'ler yapılan onca habere rağmen 3 saat ücretsiz otopark kuralına uymuyor. Peki o parayı ödemek zorunda kalanlar ne yapabilir? Hakkını nasıl arayabilir? Şov Haber işte bu soruların cevabını araştırdı. Siz biz gazetecileri niye şu an otoparkta alıkoyuyorsunuz? Siz neden şu an benden para aldınız yasak olmasına rağmen? Şu an AVM'nin içinden neden bizim çıkmamıza engel oluyorsunuz? Şov Haber bazı AVM'lerin otoparklarda 3 saat kuralına uymadığını ortaya çıkarmıştı. Burada uygulanan kural bu şekilde. Cezasını zaten ödüyorlar zaten. AVM'lerde ilk 3 saat otopark ücretsizdir. UKOME'nin bu kararına herkes uymak zorundadır. Ama aylar geçmesine rağmen o AVM'lerde durum bugün de aynıydı. Nişantaşı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındayız şu anda. Bakın burada yarım saat kalmama rağmen tam 65 lira para ödedim. Doğru olmadığını düşünüyorum ama mecbur ödüyoruz. Ben şu anda daha yeni ödedim 100 lira. Müşteriler alınan o paralardan şikayetçiydi. Yarım saatten sonra işte ücretli diyorlar. Bazıları da girsen çıksan bile alıyorlar. Bu konuda müzdaripiz. AVM'lerin otoparklarında ilk 3 saat vatandaşlar ücret ödememek için nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi bunun cevabını öğreneceğiz. Eğer bu duruma uymuyorlarsa İBB'ye, CİMER'e, Ali 153'e şikayette bulunabilir tüketiciler. Hatta ödedikleri parayı geri bile alabilirler. Ben buradan ücret alınan vatandaşları da uyarıyorum. 0-3 saat içerisinde para alınırsa kendilerinden tüketici hakem heyetine başvurarak kendilerinden paralarını tekrar isteyebilirler. Bunu bilmiyordum. Bu iyi oldu öğrendiğimde. İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan bir cip park halindeki taksiye çarpıp yan yattı. O kazada ben de ölebilirdim diyen taksi şoförü özellikle sosyal medyada yazılanlara isyan etti. Adımımı attığım sırada bir gürültüyle aracımın üstünden bir cipin takla atarak döndüğünü gördüm. Hızlı bir şekilde burada duran taksiye vurdu. Bir anda geldi, park halindeki taksiye çarptı, sonra da yan yattı, devrildi. Bakın o kaza güvenlik kamerasına saniye saniye nasıl yansıdı? Orada spor yapan insanlar, çocuklar, yaşlılar bir can da ölebilirdi yani. Bu ben de olabilirdim. Kaza Kalamış'taki okul tur taksi durağının önünde oldu. Burada iki taksi park halinde duruyordu. Kalamış'ta ne varsa bu rally yapıyor insanlar. Ve hızla gelen cip birden park halindeki taksiye çarpıp bu kaldırımın üstüne doğru zıplattı. Araç yan yatıyordu, çalışır vaziyette ve gaza basıyordu sürekli. Yanında bir bayan vardı. Emniyet kemeriyle onun üstüne düşmüştü. Tabii kazayı görenler, taksi durağındakiler, trafik polisi, itfaiye devrilen o cipe müdahale etti. Neyse ki içindekilere bir şey olmadı. Hafif yaralanarak atlattılar ama sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Hem de 1,73 promil. Gördüğümüzde şok geçirdik alkol şeylerini görünce. İşte o alkollü sürücü Murat Yılmaz'ın taksisine çarptı. Bakın araç işte tam da bu kısımdan hasar aldı. Bazı arkadaşlar sosyal medyada bizi linç girişiminde bulunuyorlar. Küfür etmeler, hakaret etmeler. Bu taksicilere iyi olmuş. Bizim de bir ailemiz var. Sanayide geçici olarak bu şekilde düzeltebildiler ve mağdur oldu taksici Murat Bey. Orada ben de olabilirdim diye isyan ediyor o sürücüye. Birine bir şey olacak diye çok korktum. Ben de ölebilirdim. Başka biri de ölebilirdi. En azından birkaç yere kasis koymak gerekiyor değil mi? Engel. En azından insanlar frene bassın ki burada bu da bir çözüm olur bence. Ekranlarınıza getirmiştik. Bakırköy'de bir ev sahibi fahiş zam yaptı, kiracısına baskına gitmiş. İçeride de kırılmadık eşya bırakmamıştı. Evden zorla atılmak istenen talihsiz kadın izleyenlerin kanını donduran o anları anlattı. Oturacağını mı sanıyorsun sen? Oturacağını mı zannediyorsun burada? Cengiz Bey ne yaptınız siz?
Kartlarımız parçalandı. Ha. Bağırmalar, küfürler, çatal elime soktu. Öldürmeye çalışıyordu ve öldürecekti adamı. Ev sahibi küfretti, eşyaları kırdı. Büyük korku yaşayan talihsiz kadın başına gelenleri anlattı. Beyefendi yapmasınız. Otur sen. Dolaba açıyordu, cam, kavanoz ne bulduysa üzerimize atıyordu, ayaklarımız kan içinde. Dikişler yapıldı. Seni geberteceğiz, buradan çıkartacağız. Gülcihan Kritkaya'nın ev sahibi Bakırköy'de oturduğu daireye 3 kat zam yaptı. 250 dolara olarak ödüyordum ama bir anda 650 çıkartacağım, ödeyeceksin. Bunu kabul etmediğimi söyledim. Kontrat yüzünden daireden çıkaramayınca öfkelendi. Evi basıp dehşet saçtı. Nasıl zorla çıkarma bu? Böyle bir şey. Hayır, zorla çıkarmıyorum. Sen otur. Evini kiraya vereceğim. İki yatak odasında. Kontratına bak. Kiraya veriyorum burayı. Evin içine daldım. Bu esnada yakınım vardı evde. Adamı görünce bu ikisi onun üzerine atladılar. Oturacağını mı sanıyorsun sen? Boğazını sıkıyordu, sürekli o çatalı ağzına sokuyordu. Burasından kan akmaya başladı. Kabus bitmek bilmeyince polisi aradılar. Çabuk silahlı saldırı da bütün evimizi dağıtıyor. Zengin Bey, bakın yaraladınız beni. Tamam. Kırsın alamadı, evin içindeki ne varsa ne görse üzerimize atmaya başladı. Öfkeli ev sahibi giderken bile yapacağını yaptı. Su saatimi, elektrik saatimi sökmüş, çalmış, gitmiş. Üçer dörder kişi gelip kapımı tekme tokat vuruyorlar. Son sözü yargı söyleyecek. Neden çıkmayı düşünmüyorum. Oturduğu bina kentsel dönüşüme girdi. 15 Nisan sonrasına da yıkım kararı verildi. Ama iddiaya göre müteahhit o tarihi beklemeden yıkıma başladı. Hatice Karaca da Beşiktaş'taki o binayı henüz tahliye edemeyince cam güvenliğinden bile endişe etmeye başladı. Burası ikinci kat. Gördüğünüz gibi kapı, cam, ne varsa söküp alıyorlar. Bakın boş daireleri kiraya verdiniz. Ben evime korkarak giriyorum ya. Korkarak ne demek biliyor musunuz? Korku, korku. Korkusunun nedeni iddiasına göre daha tahliyesi bile bitmeden binada yıkıma başlamasıydı. Ön tarafa dokunmuyorlar. Arka cepheye dokunuyorlar ki zabıta görmesin diye. Bugün baktım dükkanın üstünü yıkmaya çalışıyorlar. Burayı aşağı indim. Ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz dedim. Ev müteahhit bize böyle dedi. Oğlum müteahhit ne dedi? Böyle bir şey yok. Yer İstanbul'un göbeği Beşiktaş. Hatice Karaca'nın oturduğu bina riskli çıktı. Mahkeme 15 Nisan sonrasına yıkım kararı verdi ama iddiaya göre müteahhit o süreyi beklemeden yıkıma başladı bile. Bana şöyle dedi, bu binaları sağlam da çıksa çürük raporu aldıracağım dedi. Sabah kalktığımda doğalgazımı kesmişlerdi. Onların yüzünden işe de gidemedim. 15 Nisan'da yıkılması planlanan 7 katlı bu binanın her dairesinde bakın vaziyet böyle. Yıkımı için inşaat ustası çoktan camı, çerçeveyi, duvarı indirmeye başlamış bile. Bunları kırarlarken zabıta yakaladı, hepsini dışarı çıkardı. Yıkım yapıyorlardı resmen. Şu an yıkım izinleri yok belediyeden. Yani böyle bir şey olamaz. Güvenlik çemberi alınmadan, diğer yoldaki insanların güvenliğini almadan nasıl yapabilirsiniz ki böyle bir şey? İddiaya göre zamanından 10 gün önce başlayan yıkım çalışmaları nedeniyle yağmalama da başladı boş dairelerde. İşte bu binada oturan bir daire sakini de korkuyla bu notu astı kapısına. Dikkat, bu evde yaşayan insanlar var, kapıyı zorlamaya çalışmayın yazıyor. Hırsızlık olaylarıyla da karşılaştık. Bekçi tuttuk diye bekçi de hırsız çıktı. Kapımı zorlamaya çalıştılar. Böyle bir şey olamaz. Can güvenliğimiz nerede bizim? Ekibimiz o müteahhiti de aradı ama iddialara yanıt vermedi. Neden telefonu kapattı. Siz beni mağdur edemezsiniz. Benim çocuğumun başına bir şey geldiği zaman bunu vebanı kim verecek, siz mi? Sahte dolar verdi, paranın üstünü aldı, telefon ve aksesuarlarla birlikte kayıplara karıştı. İstanbul Avcılar'da ortaya çıkan dolandırıcı esnafı da kırmızı alarma geçirdi. Adam bizi çarptı yani. Ölü profesyonelce hazırlanmış. Müşteri gibi geldi, 15 bin liralık telefon ve aksesuar aldı. Sahte dolarla ödeme yapan dolandırıcı para üstünü de alıp kaçtı. Para üstü olarak da bir de 1060 TL para verdim. İşi görüyor musunuz yani? Yani bu birkaç defadır aynı durumu yaşıyoruz. Artık bıktık yani. Avcılar'da telefonculuk yapan Ahmet Şakar'ın mağazasına önceki gün akşam saatlerinde bir müşteri geldi. Dükkanı kapatıyorduk. Esmer bir
60 boyunda biri geldi. 30-35 yaşlarında bir kırmızı telefon aldı. 800 dolar. Hatta daha fazla da vardı cüzdanında. Aslında müşteri değil dolandırıcıydı. Telefon ve aksesuarlarını aldı. Sahte 800 dolarla ödeme yaptı. Şakarı ayaküstü böyle kandırdı. Telefon 15 bin liraydı. Bir de şarj falan verdik ekstradan. Kılıf verdim. 16-16,5 civarı zararımız var. Dolandırıcı para üstü de alıp dükkandan çıktı. Doları elime alınca kağıtları kalın geldi bana. Çıktı gitti. Giderken arkasında dedim. Oğluma dedim Uğur bu para sahte. Oğlum hatta resmini çektim. Basiretimiz de o anda ikimizin birden bağlandı. Talihsiz esnaf o dolandırıcıdan şikayetçi oldu. Hani bizi çarptılar bari başkalarını çarptı. Efendim haber bültenlerimizde internetten motosiklet almak isteyenleri dolandırıcılara karşı defalarca uyarmış aman dikkat demiştik. Kastamonu'da yaşayan talihsiz bir kadın o haberleri izlemeyince sahtekarların tuzağına düştü. Hayalleriyle birlikte parasından da oldu. Bir şey anlatamıyorum. İlanı gördüler, beğendiler, ilan sahibiyle iletişime geçtiler ve pazarlık yapmaya başladılar. Sen bunları dedi görmedin mi? Show TV haberlerine çıkmış, herkesi dolandırmış dedi. Show haberi izlemeyince dolandırıcıların tuzağına düştü, bütün birikimini kaptırdı. Show haber motor dolandırıcısı diye yaz, bunlar çıkar karşına dedi. Araştırdıktan sonra bir baktım ki gerçekten beni dolandıran, bana video atan aynı kişiler. Kastamonu'da yaşayan hanım Şakar, çocuklarını okula götürmek için motosiklet almaya karar verdi. Sosyal medyada dolaşırken bir motora denk geldim şu şekilde. Mesaj attım. 13 milyara karşılık ben bunu size göndereyim, yükleyeyim kargoya dedi. Dolandırıcılar bu görüntüleri yollayıp güvenini kazanırken o da bileziklerini bozdurup hesaplarına 12 bin lira yatırdı. Para geldi mi para? Evet. Para gelecek abi. Bunu bir atam zaten burada kamyoncu bizim. İyi tamam olsun. Çek ameliyat. Çek. Motoru indirirken bindirirken bir sürü fotoğraf attılar. Arabanın resimlerini falan attılar. Böyle yapınca inandım ben bunlara. Ama bu hikayenin sonu yine aynı noktalandı. Bu para onlara gidince de beni hemen engellediler. Engellediler şu anda. Şu anda hiçbirisine ulaşamıyorum. Arıyorum ve açmıyorlar. Oysaki Show Haber daha birkaç ay önce o dolandırıcıları ekrana getirmiş, mağdurların sesini duyurmaya çalışmıştı. Satın alma sürecinde şüphelenmişlerdi. Bu yüzden ilan sahibinden kendilerine video göndermesini istediler. O videoda geldikten sonra güvenmekten başka çareleri kalmamıştı. En son olur ne dedi? 17'ye bırakırız dediler bize. Onlar da dolandırmışlar, beni de dolandırdılar. Talihsiz kadın düştüğü tuzağı anladığında iş işten çoktan geçmişti. Yani tek isteğim yakalanmaları onların. Ve Malta eriği, yeşil erik, çağla, karpuz sezonu açıldı. Hepsi de tezgaha zirveden giriş yaptı. Etiketler arşa çıkınca kimi dilimle, kimi taneyle, kimi de tadımlık paketlerle meraklılarını beklemeye başladı. Kiloyla alanlarsa artık mazide kaldı. Şimdi Malta eriğimiz çıktı, yeşil eriğimiz çıktı, çağlamız çıktı, çileğimiz zaten 12 ay var. Üzüm ithal geliyor ama karpuzumuz çıktı yerli. Çok pahalı. İlk yeni sezon ürünleri çıktıkça kesinlikle pahalı. O konuda bir şey yok yani, kaçınılmaz yani. Ama tabii daha da aşağı düşecektir bu. Bahar geldi, manav tezgahları renklendi. Çünkü yaz meyveleri çıkmaya başladı. Bayılırız. İşte bunlar hepsi güzel şeyler. Mevsiminden önce yaz meyvesi yemek isteyenler için sezon yine tadımlık küçük paketlerle açıldı. Malta eriği yani bilinen adıyla yeni dünya. Fiyatı ne kadar efendim? 150 TL kilosu. Çağla'nın 140 TL kilosu. Yeşil eriğin paketi 100 lira. Bu 100 gram mı? 100 gram. Ne kadar efendim bu? 100 TL. Aşağı yukarı 1000 lira. Kilosu. Üzümün şu an fiyatı 150 TL. Çilek de 45 TL kilosu. Yaz tezgahının en ekonomik meyvesi kilosu 45 lira olan çilekti. Çileğin tam mevsimi, herkese çilek tavsiye ederim. Yaklaşık 4 ay önce 250 liraya aldım kilosunu. Şu an gayet uygun. Biraz bakmak yetindi açıkçası yani. İthal karpuzun kilosu 50, yerli karpuzun kilosu ise 20 lira. Şu anda tuttuğum bu karpuz yerli karpuz. Hemen şöyle tartalım.
yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında, fiyatı da 90 lira. Adana karpuzlarımızı bekleyeceğiz tabii bu arada, biraz daha uygun olması için. Ekonomik şartlara göre bence gayet uygun bir fiyatı var. Birkaç ay içerisinde tezgahlarda yeni meyveler de yerini alacak. Yani çeşitlilik artacak. Bundan sonrası şeftali, nektarin, kayısı, kiraz ve ondan sonra yerli üzüm. Bu süreçte de fiyatların biraz daha düşmesi bekleniyor. Yaz meyveleri bollaştıkça fiyatlar her gün düşer. Ama normal seyrine inmesi Haziran'ı bulur. Haziran 15 gibi, 20 gibi. İstanbul'da çiftliğinde baktığı eşeği satmak istedi. Bir internet sitesine ilan verince de olanlar oldu. Gürbüz bir anda sosyal medya fenomenine dönüşüverdi. Bir baktım ki eşek fenomen oldu. Hasar kaydı var mı diye soruyorlar. Ekspertiz raporu var mı? Dizel mi, benzinli mi falan filan, bu tarz böyle takas var mı? Satılık eşek ilanını görenler şaşıp kaldı. İlanın böyle patlayıp gideceğini hiç tahmin etmedim. Biraz bizim için de sürpriz oldu. İnternet ortamında ev, araba, kıyafet, birçok şey satıldı ama sahibinden satılık eşek hiç gördünüz mü? Görmediyseniz hemen tanıştıralım, çünkü o İstanbul'un satılık eşeği ve fiyatı da 7500 lira. Hayvanlara ilgim var. Burada onlar için ayrı bir yaşam alanı oluşturdum. Gürbüz sahibiyle bir yıl önce tanıştı. Murat Saraç onu gördü, kafes içerisindeydi. Hemen satın aldı. Sadece çocukların görüp eğlenmesi için tutulan bir eşekmiş. Kafesin içinde. Daha sonrasında aradım, ücret mukabilinde bunu satın aldım. Pendik'teki çiftliğine getirip bakmaya başladı. Birkaç yarası falan vardı. Onları tamamladım. Burada kendini daha rahat ve daha doğal hissettiği için doğaya saldım. Murat Bey'in çiftliğinde koyunları, keçileri, köpekleri, birçok hayvanı bulunuyor. Burada farklı hayvanlarım olduğu için çok uyum sağlamadı. Murat Bey'in aklına bir fikir geldi. Gürbüz'ü satmak için bir internet sitesine girdi ve ilan verdi. Başlık olarak da uysal eşek yazdım. O herhalde insanların ilgisini çekti. Binlerce mesajlar geldi. Gece yarısı arayanlar oldu. Şimdi onun tek isteği internette fenomen olan eşeğinin iyi bir sahip bulması ve tekrar o kafes hayatına geri dönmemesi. Sahiplenmek isteyen olmuş olsaydı, iyi bakılabileceğinden emin olsaydım, hani ücretsiz de verebileceğim bir pozisyon vardı. Efendim, 10 günde 5 kilo vermeyi vaat eden de var. Sadece su içerek sağlıklı olunabileceğini iddia eden de. Sosyal medyada her gün karşımıza yeni bir diyet türü daha çıkarken, TikTok uygulaması özelinde yapılan araştırma tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 5 yumurta haşlıyorsunuz. Sonra haşladın mı? Tamam. 2 tanesini ayır, onu akşam yiyeceksin. Tek tip beslenme hem uygulanabilir değil hem de uzun vadede sağlıklı değil. Bir su bardağı ılık suya tatlı kaşığını doldurmadan sirke katıp içiyorum. Bugün 3. günüm ve ben şimdiden yarım kilo verdim. Maalesef tek başına hiçbir şey yağ yakmıyor. Kimi su diyetini, kimi de sadece yumurta yenen Japon diyetini övüyor. Her gün yeni bir diyet daha ortaya çıkıyor. İşte düşük kalorili su diyeti, ketojenik diyet, 6 günde 5 kilo gibi verilen vaatlerle hem insanları psikolojik hem de fizyolojik olarak yanlışa sürüklüyor maalesef. Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi TikTok, gençler arasında sıklıkla kullanılıyor. Bu mecrada yayınlanan viral diyet videoları ise gençlere sağlıktan çok zarar veriyor. Toksik, zehirli demek aslında. Hem çocuklarımızı, gençlerimizi zehirliyor yanlış bilgilerle, yanlış yönlendirmelerle, hem de sağlığına zarar veriyor. Ben de birkaç yöntem denedim sosyal medya üzerinden gördüklerimden ama bence gerçekten çok doğru değil. Yeni araştırmaya göre TikTok toksik diyet kültürünü destekliyor, aşırı kilo kaybını yüceltiyor. Gençleri yeme bozukluğuna itiyor. Üstelik bu diyetleri önerenlerin hiçbiri de uzman değil. Ben çok fazla aralıklı oruç videolarına denk geliyorum. Hiçbir şekilde inandırıcı gelmiyor. 25 kilo veren biri olarak söyleyeyim. 5 yıldır sağlıklı besleniyorum. Kişisel hayatımda da bu tarz diyet hiç uygulamıyorum. Bu video
videoda bana 10 günde 5 kilo verdiğin karışımdan bahsedeceğim. Uzmanlara göre diyet ve beslenme kişiye özel olmalı. Bunu bir akıl süzgecinden geçirmemiz lazım. Yani bir insanın hayatı boyunca suyla beslenmesi çok ütopik bir şey. Kendimize bunu uygulayıp uygulayamayacağımızı doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Aman dikkat, yanlış beslenme vitamin, mineral kayıplarına, mide bağırsak sisteminin bozulmasına, kansere ve hatta psikolojik sorunlara bile yol açabilir. Sürdürülebilir hiç gelmiyor. O yüzden çok açıkçası kulak asmıyorum ben. Haberin merkezi Show ana haberdeydiniz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.